Arkadaşlar merhaba Global Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere WhatsApp Aero'nun en son çıkan 9.25'ten bahsedeceğim. yanlış şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. WhatsApp Plus'ın da 9.25'i çıktı. Fakat şöyle bir şey var. WhatsApp Aero'ya da mükemmel özellikler gelmiş. Sizlere onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ve şu da var ki WhatsApp Plus'a gelen özellik de Aero'ya gelmiş. Yani WhatsApp Plus'ta olmayan özellik WhatsApp Aero'ya gelmiş arkadaşlar. O nedir? Şimdi onlardan bahsedeceğim ve hemen videoya geçmeden önce de kanalımın açık videonun açıklamalar kısmına linki bırakacağım. Oradan indirebileceksiniz ve link nasıl geçilir de bu videonun sonuna koyacağım. Oradan izleyip geçebilirsiniz. Arkadaşlar bu WhatsApp Aero gördüğünüz gibi ana ekranı tamamıyla WhatsApp Plus'la aynı. Peki buna gelen ek özellikler ne? Ondaki bundaki fazlalık nedir? Şimdi onlardan bahsedeceğim sizlere. Ama genel bir gelen özelliklerden bahsedeyim. Arkadaşlar artık gelen mesajları beğenebiliyorsunuz. Basılı tuttuğunuzda artık karşı tarafa emoji ile de yanıt verebiliyorsunuz. Mesela bir mesaja karşı basılı tuttuğunuzda gördüğünüz gibi emoji ile de bu şekilde yanıt verebiliyorsunuz. Artık eskisi gibi değil. Ama basılı tuttuğunuzda da yukarıda da yine yönlendir diğer özellikler çıkıyor ve şöyle bir özellik de gelmiş arkadaşlar başlığı kopyala. Yani size birisi mesaj attığında onun başlığını çok rahat bir şekilde kopyalayabiliyorsunuz. Öyle bir özellik de gelmiş. Bazılarının işine yaramayabilir ama bazılar için gerçekten de mükemmel bu özellik. O başlığı kopyala özelliği. Ve şuna geçelim hemen. WhatsApp Plus'a da gelen özellikler arasında olan özellik ise şu. Bildiğiniz üzere artık profilinizi istediğiniz kişilere gizleyebileceksiniz arkadaşlar. Profil fotoğrafı gizle bölümüne gelip de buradan istediğiniz. E, kişilere profil fotoğrafınızı gizleyebileceksiniz. Yani kayıtlı da olsa fark etmiyor. Artık bu şekilde profil fotoğrafını istediğiniz kişiye gizleyebileceksiniz ve gelen en önemli özellik WhatsApp Aero'ya şu arkadaşlar gerçekten ben çok beğendim o özelliği. Şimdi sizlere onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar WhatsApp Aero'yu indirip telefonunuza kurmanız gerekiyor. Şunu da söyleyeyim. Plus veya Whatsapp varsa normal. Kaldırmanıza gerek yok. Tamamen bunu kurabilirsiniz. Çünkü ben ikincil bir Whatsapp olarak linkini paylaşıyorum ki onları kaldırmanıza gerek kalmadan direkt bunu kurun diye. Tabi buna giriş yapınca ondan çıkış yapar. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar köşedeki 3 noktaya tıkladığımızda ayrı ayrıcalıklarına geliyoruz. Buradan ana ekrana tıkladığımızda önceden Mesela üst kısım, satırlar, hareketli eylem butonu ve durum sadece bu dördü vardı. Ama şimdi alta bildirimler diye bir yer geldi. Eklenmiş yani bu. Bu ne demek? Ee, bu WhatsApp'taki bildirimler özelliği tamamen buraya toplanmış arkadaşlar. Bildirimler olayını buradan siz açıp kapatabileceksiniz. Tamamen buradan ayarlayacaksınız. Mesela burada sohbetler var. Bölücüyü kaldır gibi. Onu boş ver. Buradan bildirimlere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bakın burada özelleştirilebilir bildirimler. Profil resimli bildirimler gibi. Ve buradan birazcık aşağı çektiğimizde bakın ben şimdi sizlere göstereceğim. Bakın arkadaşlar profil resmi bildirimi var burada. Burada profil resmi bildirimi işte hikaye görüntüleme bildirimi. Bu hikaye görüntüleme bildirimi şu. Biz bir durum paylaştığınızda arkadaşlar birisi durumunuza baktığında alt tarafa ismi çıkıyor. İşte şu kişi durumunu İnceledi gibi bir bildirim çıkıyor. Bu sadece Whatsapp'ta olmanıza gerek yok. Bir oyunda oynayabilirsiniz veya başka bir sosyal medyada da gezinebilirsiniz veya başka işinizi halledersiniz fark etmiyor. Birisi durumunuza baktığında altına durumunuzu inceledi diye bildirim geliyor. İsterseniz de bu bildirimi istediğiniz pozisyonda ayarlayabiliyorsunuz. Alta değil de ekranın üstüne veya ekranın merkezine tam ortasına yani. Ayarlayabiliyorsunuz eğer o da yetmezse ben e, hani telefon elimde olmadığı zaman da bana sesli bir bildirim gelsin istiyorsanız arkadaşlar Zil sesi bölümüne de tıkladığınızda birisi sizin durumunuzu incelediğinde buradan bildirim gelecek size Buradan işte bura telefonunuzun zil sesleri arkadaşlar bura WhatsAppla alakası yok Telefonunuzun mesajlar bölümündeki zil seslerinden bir tanesini seçiyor ve Birisi durumunuzu incelediğinde size bu şekilde sesli bildirim geliyor ve şöyle de bir özellik var. Profil resmi bildirimi. Bu da aynı şekilde. Bakın bunlar otomatik açık olacak. Siz e, hani bu uygulamayı indirip kurduğunuzda WhatsApp ayro indirip kurunca otomatikman açık olacak arkadaşlar bunların hepsi ve şöyle bir şey de var. Bu profil resminde de aynı şekilde zil seslerini seçebiliyorsunuz ve profil resmini birisi incele değiştirdiğinde arkadaşlar şöyle bir şey var. Onun da pozisyonlarını değiştirebiliyorsunuz. Ekranın üstünde altında gibi değiştirebiliyorsunuz. O şekilde de ayarlayabiliyorsunuz bildirim pozisyonunu ve bildirim renklerini de ayarlayabiliyorsunuz. Metin renginde, arka plan renginde. Yani gerçekten güzel özellikler bunlar yani. Birisi profil fotoğrafını değiştirdiğinde ya da birisi durumunuzu incelediğinde her şeyden anlık haberdar olabiliyorsunuz. Belki bazılarınız için önemli değildir. Bana ne kim profil resmi değiştiriyorsa değiştirsin gibi ama bu özellikler aslında bazılar için gerçekten çok önemli olabilir. Yani ben e, herkes için bu videoyu paylaşıyorum. En azından açarsınız, kullanırsınız, bakarsınız, isterseniz kapatırsınız. Tamamen size kalmış bir şey. Bu uygulamanın da açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oradan indirebileceksiniz. İndirdikten sonra da ve şunu da söyleyeyim. Bu videonun sonunda da bir ek video koyacağım. Link nasıl geçilir diye. Onu da izleyerek linki çok kolay bir şekilde geçebilirsiniz. Ve tekrar hatırlatıyorum. Belki videoyu atlaya atlaya gidenler olmuştur. Kendi Whatsapp'ınızı kaldırmanıza gerek yok. Bunu ek olarak kurabilirsiniz. Eğer Whatsapp ayrı kullanıyorsunuz, kullanıyorsanız bunu yine üzerine kurabilirsiniz. Bazı cihazlarda üzerine kurulabiliyor. Bazılarında kurulamıyor. Kaldırma isteyebilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Arkadaşlar linki şu şekilde geçiyorsunuz. Linke tıklıyorsunuz. Bakın linke tıkladıktan sonra link açılacak. Link şu an açıldı. Buradan devam etmek için tıkla yazısı var. Buna tıklayacaksınız ve 5 saniyeden sonra geriye saymaya başlıyor. Bakın 5 saniye geriye saymaya başlayacak bitti. Linke git yazısı çıktı. Buradan linke git'e tıklayıp hemen telefonunuzun geri tuşuna basacaksınız. Linke git dedim, telefonumun geri tuşuna bir kez bastım. Şimdi tekrar geri linke git'e tıklayacağım. Hiçbir şeye basmıyorum arkadaşlar. Bıraktım telefonu. Olduğu gibi bıraktım telefonu. Bakın gördünüz. Burası açıldı. Peki buradan nasıl indireceksiniz? İndir yazısına tıklayacaksınız. Sizi buraya atacak. Gördüğünüz bu yere atacak. Buraya attıktan sonra hafif yaklaştırın. Yine de indir var arkadaşlar. Yine de indire tıklayın. Ve bekleyin. Bakın aşağı çıktı. İndirmek istiyor musunuz? İndir yazısı var. Eğer bu sizde bende bu uygulama olduğu için öyle bir soru soruyor. Eğer uygulama olmazsa direkt hemen indirmeye başlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde indirebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.